Sevgili dostlar, sizlerle beraber bugün bir time lapse videosu yapalım, yani ara çekimli fotoğraflardan toplanmış 45 dakikalık bir süreyi 10 saniye ya da 15 saniye indiren bir fotoğraflar dizisi toplamında hızlandırılmış bir video yapacağız. Yapalım mı? Peki. Çamaç, fotoğraf çekmek olaya hoş geldiniz. Sevgili dostlar, time lapse ya da ara zamanlı çekim dediğimiz fotoğraf çekimleri aslında video için yapılan bir çekimdir. Onun içine bazı ayarlar gerekir. Ben o ayarları hemen sizinle beraber gireyim. Önce menüye girin tabii ki doğal olarak. Ve ilk yapmanız gereken ayarlara bakalım. Öncelikle şu 3/2'den görüntü boyutunuzu 16/9'a indirin. Neden 16/9'a indirin? Çünkü daha sonra video haline getireceğimiz için o formata otomatik olarak herhangi bir kırpma olmadan kayıtlara başlasın diye. Oradan çıktıktan sonra görüntü kalitesini normalde RAW'da çekiyorum ama bu sefer RAW'a kesinlikle dokunmayın. Çünkü 360 tane kare çekeceğiz. Ve 360 tane kareyi de, bunlar neden 360 olduğunu anlatacağım ben size şimdi. 360 kare çekeceğimiz için de 360 kareyi RAW'dan düzeltmek ömür alır. Dolayısıyla F'ye getirin, Fine'a getirin, yani JPEG olarak kullanacağız. Sıkıştırılmamış zaten JPEG seçim. Film benzetimini ben bu sefer Velvia'ya getirdim. Çünkü daha renkli bir gün batımı çekeceğim için Velvia'da olsun istedim. Onun haricinde hemen size şunu da söyleyeyim. Bakayım nerede o. Beyaz dengemi ambiyans öncelikli mutlaka haline getirdim. Çünkü ambiyansın o güzel yaratabileceği ışıkları yansıtmasını istedim. Buradan da çıktığımız zaman zaten bakıyorum başka bir şey yapmıyoruz. Uzun pozlama onu açın, önemli değil. Evet, sRGB okeydir. Özel mod ayarları falan. Burada odak tipi mutlaka manuel fokuse getirdim. Onu başlamadan önce güzelce manuel fokusumu ayarlayacağım. F10'a getireceğim diyaframımı. Ayarımı da çekim ayarımı da A'ya getirdim. Yani diyafram öncelikliğe getirdim. ISO'nu da 640 ayarladım. ISO'nu neden 640 ayarladım? Hemen onu da anlatayım ben size. Çünkü en geniş dinamik aralığını kullanmasını arzu ettiğim şuradaki, zannediyorum burasıydı. Yok. Geçtik mi orayı? Evet, geçmişiz. Dinamik aralığı zaten hepsi okeydir. Şimdi dinamik aralığın neden düzelmediğini onu anlatacağım ben size şimdi. Şimdi bütün bunları yaptıktan sonra buraya geldik. Burada da düzeltilmesi gereken bir şey var mı? Hemen bakalım. Mekanik enstantane, elektronik enstantane ben beraber kullanıyorum. Onu da tavsiye ederim ben size. Ara zamanlı çekime daha geleceğiz. Ama ondan önce size başka bir şey göstermek istiyorum sevgili dostlar. Drive'a gelin. Fotoğraf bölümünden, yani siz normalde burada gözüküyor sizin şeyiniz. Bunu HDR'a getirin ve HDR Plus'a kilitleyin, artı yani HDR 800 Plus'a kilitleyin. Oradan da çıkın sevgili dostlar, menüye tekrar gireceğiz. IBIS'inizi mutlaka kapatın, bakayım buradan mı kapatılıyordu? Evet, IS modunuzu kapatın, ISO'nuz 640. Şimdi buradan da geri dönün ve ara zamanlı çekim diye bir menü var gördüğünüz gibi. Şimdi neden 360 tane? Saniyede kaç karelik bir video yapacağınızla bağlantılı bu. Ben mesela bugün saniyede 24 karelik bir video yapmaya karar verdim. Yani 24 frame per second 4K olarak, ki 4K zaten çıkıyor bunlar. Dolayısıyla da hesabınızı ona göre yapacaksınız. Mesela 10 saniye çekecekseniz sizin 200 kareye ihtiyacınız var. Ben 15 saniye çekim yapacağım için ne olur ne olmazsa onun üzerine 150 daha koyduğunuz zaman 360 yapıyor. Bundan dolayı 360 kareye karar verdim. Onun haricinde de 45 dakikalık bir süreyi 15 saniyeye sıkıştıracağım. Bundan dolayı da ara zamanlı çekime geldiğiniz zaman kamera içi zamanlayıcı ile buradan ayarlarınızı yapın. Yaptığım hesaplarda 45x60 2700/360 8 saniye aralığı veriyor bana. Yani 8 saniyede bir kare çekecek. Ve toplamda da 360 kare ayarlamıştık. Onu da ayarladıktan sonra
Buraya geldiğiniz zaman okey bastığınız zaman itibaren zaten çekmeye başlayacak bunları. Biz ayarımız burada bitiyor. Dolayısıyla da buradan çıkalım. Başka yapmam gereken de bir şey burada yok. Benim size son olarak tavsiye edeceğim şey nedir biliyor musunuz? Gideceğiniz mekanı tabii doğru seçin, önceden seçin. Önceden karar verin o mekana. Ben mesela bugün bir gün batımını, size 45 dakikalık bir gün batımını 15 saniye sığdırmak istiyorum. Ama siz mesela sabit bir o meydanın olduğu ve insanların bol miktarda gelip geçtiği bir sahneyi de tercih edebilirsiniz. Ya da ne bileyim ben artık o şeyinize bağlı, o hayal gücünüze bağlı. Mesela bir ayın evreleri olabilir, ayın evresini çekmek olabilir. Ya da ayın işte evresi değil de daha doğrusu batışından yatışına kadar bir süreyi çekmek olabilir. Bu çok daha uzun bir süre olabilir. Bunlar artık sizin hayalinizle kısıtlı. Bir şey daha tavsiye edeceğim. Lensinizi doğru seçmekte fayda var. Özellikle bugün benim çekeceğim geniş alan olduğu için ve derinlik yaratmasını arzu ettiğim için ben geniş açılı bir lens kullanmayı düşünüyorum. Ama bütün bunları tabii ki doğru bir yerde yapalım. Ben sizi bugün Devrent'e götüreceğim. Devrent tepesinden, Devrent Vadisi'nin tepesinden çok güzel bir gün batımı oluyor. Bugün de özellikle seçtim biraz bulutlu bir gün olması neticesiyle. Hadi bakalım netice ne olacak? Hadi gidelim Devrent Vadisi'ne. Seçilciğim, yerleştik. Yerleştik, bekliyoruz. Burası Devrent, evet, çok güzel. Bir düzeltme yapacağım, şey yapmadım. Söyleyin, hani daha geniş açı lens demiştim ya, onu kullanmamaya karar verdim. Çünkü bu sefer de çok geniş açı oluyor. Dolayısıyla Sigma'nın 16 mm f1 döndüğüyle f10'a dayadım. ISO'da sabit, 640 ISO'da. Zamanını bekliyorum. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Başlamaya karar verdim. Hemen ayarlamaları yapalım. Ama elimde kaldı. Ne yapayım? Kapatayım mı? Dur, geliyorum. Evet. Daha çok var ama 6'yı 10 geçer. Sen neyi çekmek istiyorsun? Başladı. Bunu bu arada beklerken bir şey rica edelim değil mi onlardan? Edelim. Lütfen beğenme butonuna basmayı diyelim. İhmal et. Lütfen. Şöyle diyelim. Şöyle diyelim. beğenme butonuna basmayı ihmal etmeyin. Ve hala abone değilsiniz. Abone olun. Teşekkür ederiz. Beğenme butonuna bastık dostlar. Ama bu arada paylaşır bir de yorum yaparsanız çok seviniriz. Evet sevgili dostlar, hava gittikçe serinlemeye başladı. Gördüğünüz gibi yengemiz üşüdü. Hemen üzerine ben delikanlılık yaptım. Ben bana ait olanı verdim ama ben de çok fazla dayanamayacağım. Allah'tan çok fazla kalmadı. Tahmin ediyorum bir 5-10 dakikalık bir işimiz daha var. Sonra malları paketleyeceğiz, eve gideceğiz, bilgisayar başına geçeceğiz. Onlar size orada nasıl birleştirdiğini göstereceğim. Evde görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar, soğuktan geldik sıcağa. Açtım bilgisayarı. Şimdi 360 tane fotoğrafı biriktirdiğim bir dosya. Ve şu anda gördüğünüz gibi açmış vaziyetteyim. Ne yapıyorum şu anda? Evet. Final Cut Pro'yu açtım. Yeni bir kütüphane açtım. Şimdi yeni bir proje yaratacağım.
Yalnız daha önce ben size demiştim ya 24 frame saniyede yok. Ben onu 30 kareye çıkartmaya karar verdim. Çünkü 15 saniye biraz bana fazla uzun geldi. Ben onu 12 saniyeye düşürmeye karar verdim. Böylelikle buna da Labs adı vereceğim. Bir dosya açacağım. Burada oluyor o genelde. Şuraya. Sonra gideceğim o fotoğrafların olduğu dosyayı bulacağım. Ve şu yanlış yapmayayım da evet buradan itibaren çok doğru. Şuradan bütün dosyaları seçip hepsini buraya timeline'ın üzerine getireceğim, bırakacağım sevgili dostlar. Bu fotoğrafları indirdikten sonra yapılacak çok basit bir şey kalıyor geriye. Bunların zamanlarını değiştireceksiniz. Yani change duration diyeceksiniz ve bunları bir frame saniyeye getireceksiniz. Yani buraya bir yazmanız, bunu da okeylemeniz zaten yetecektir. Ve işlem bu kadar basit. Ondan sonra da tabii dışarıya aktaracaksınız. Bakalım hemen buradan. Evet. Toplamda da 12 saniyelik bir timelapse videosu gerçekleştirmiş olduk. Böylelikle işlem bu kadar basit. Bir sonuca beraber bakalım. Valla sevgili dostlar, işte time lapse dediğimiz yani ara zamanlı çekimden oluşturulan videolar dışarıdan çok basit gibi gözükse de yani biraz sabır gerektiriyor. Doğru ayarları bildikten sonra çok da zor bir şey değil. Doğru mekanı seçmek bazen şans yardımınıza koşacak. Mesela dün ben bulutlu bir hava bekliyordum meteorolojiye baktığım zaman ama şansıma ne yazık ki bulut yoktu. Bulut olsaydı çok güzel bulut geçişlerini de o timelapse'in içine çok daha güzel görürdünüz ama siz geneli anladınız. Benim amacım da zaten size bunu nasıl yapacağınızı göstermekti, onu öğretmekti. Eğer bu içerik size değer kattı diyorsanız beğenme butonunu, hala abone değilseniz lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Onlarca söylenecek bir şey kalmadı. Yani sizlere barış diliyorum. Huzur diliyorum. Sağlık diliyorum. Başka da dilenecek bir şey gelmiyor aklıma. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.